Kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere evimin mutfağından bir bulgur pilavı tarifi paylaşacağım. Yapacağımız bulgur pilavı şehriyeli bulgur pilavı tarifi olacak. Gerekli malzemeleri sizlere sayacağım. Sizler de kaleminiz, kağıdınız varsa notunuzu almaya başlayın. 2 su bardağı bulgur, 1 su bardağı arpa şehriye, 1 su bardağı kemik suyu veya tavuk suyu, 4 çorba kaşığı tereyağı ve tuzumuz olacak. Bir de şöyle bir not düşelim. Eğer evinizde tavuk suyu veya da et suyu, kemik suyu yoksa tavuk bulyon veya da et bulyon kullanabilirsiniz. Şimdi bulgurumuzu öncelikle ıslamamız gerekiyor. Evet, suyumuzu bulgurumuzun üzerine güzelce hemen gezdiriyoruz yumuşaması için. Yaklaşık 2-3 su bardağı kadar su çekiyoruz üzerine. Bulgurumuz hem yumuşasın hem de nişastasını bıraksın diye. Evet, bulgurumuzu ısladık. Yaklaşık 30 dakika kadar bekleyecek. Daha sonra süzeceğiz. Pilavımızı yapmaya başlayacağız. Evet, bulgur pilavımızı yapmak için şöyle bir tenceremiz vardı. Tenceremizi ocağa koyduk. Şimdi yağımızı ilave ediyoruz tenceremize. Evet, yağımızı tenceremize ilave ediyoruz. Evet, yağımızı tencereye ilave ettik. Tabii ki evde olunca mutfakta Eyüp ustamız var. Evimizin küçük şefi bize yardımcı oluyor. Eyüp usta, bu yağ ne olacak? Bu yağ eriyecek. Tamam. Erittikten sonra ne yapacağız? Şehriyemizi ilave edip güzel hemen kavuracağız. Şimdi yağımızı eritmeye başlayalım. Evet. Ocağımıza yağımızı koyduk. Eriyor. Bu arada evin mutfağında küçük prenses Ayşenur'u görüyoruz. Ayşenur Hanım. Ayşenur, bu ilkokul diploması mıydı? Evet, 4. sınıf. Aferin. Diplomayı almış. Keyifli bir poz veriyor. Daha sonra aşağı iniyoruz. Kim var? Eyüp. Eyüp Bey var. Eyüp Usta. Minik şef. O da diplomasını almış. Bize hava atıyor ya. Adama bak ya. Evet, şimdi yağımız güzelce erimeye başladı. Biraz da erisin, şehriyemizi ilave edeceğiz. Evet, yağımız güzelce eridi. Kızım Ayşenur, şimdi şehriye ilave et. Şimdi güzelce kavurmaya başladı. Hadi bakayım, işi size bırakıyorum. Nöbetleşerek bu şehriye güzel güzel kavurun bakalım. Ama yakmadan. Evet arkadaşlar, şehriyemizi güzelce süt kahverengisi oluncaya kadar kavuracağız. Böyle ev hali mutfakta çocuklar da olunca biraz daha keyifli ve neşeli oluyor. Ama herkes şef olmak istiyor mutfakta. Biz de arada sırada şefliği paylaşıyoruz onlarla. Evet, güzelce hemen kavruluyor. Şimdi Ayşenur, nöbeti sen de aldın. Hadi bakalım, hızlı hızlı şimdi kavurmaya başla yakmadan. Güzel hemen görmüş olduk. Tereyağı olduğu için arpa şehriyle de birleşince hemen köpürmeye başladı. İyi bir tereyağı köpürmesinden belli olur. Tereyağı eğer köpürüyorsa, tereyağı iyi bir tereyağıdır. Köpürmüyorsa sıkıntı var. Evet, süt kahverengisi oluncaya kadar kavuracağız. Yaklaşık buna 2 su bardağı bulgur, 1 su bardağı arpa şehriye değil, tel şehriye kullanmıştık. Şimdi bu güzelce hemen kavruluyor. 4 su bardağı da suyumuz var. Tabi 1 su bardağı et suyu olacak. 3 su bardağı da normal suyumuz olacak. Evet, şimdi bulgurumuzu süzüyoruz. Bulgurumuz yaklaşık 30 dakika suda kalmıştı ve şişmeye başladı. Şimdi güzelce bulgurumuzu süzüyoruz. Evet, bulgurumuzu süzdük. Şimdi bulgurumuzu kavurmuş olduğumuz şehriye ilave edeceğiz. Evet, şehriyemiz artık süt kahverengisi olduğu bulgurumuzu ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz onu bir tutup. Evet, bulgurumuzu, arpa şehriyemizi de, arpa şehriye diyorum, ağzımda alışkanlık olmuş ya, tel şehriyemizi beraber güzelce kavuruyoruz bir miktar daha. Şimdi artık suyumuzu ilave edebiliriz. Ayşenur Hanım, öncelikle et suyunu alalım. Merhaba. Evet, bir bardak, bir su bardağı dolusu et suyumuzu ilave ediyoruz.
Hepsini güzelden her tarafına gözlüyoruz. Şimdi 3 su bardağı da normal kaynar su ilave edeceğiz. Evet, 1 su bardağı et su ilave etmiştik. 3 su bardağı da normal kaynar su ilave edeceğiz. Evet, kaynar sularımızı da ilave edeceğiz. Evet, ne yaptık? 4 su bardağı suyumuzu ilave ettik. Yani toplamda 1 su bardağı et suyunu, 3 su bardağı da normal suyumuzu da ilave ettik bulgurumuzu. Şimdi tuzumuzu ilave edeceğiz. Şimdi yarım çorba kaşığı tuzumuz vardı. Tuzumuzu da ilave ettik. Evet, tuzumuzu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz bulgurumuzu. Tel şehriyeli bulgur pilavı. Aslında çok merak edilen güzel bir bulgur pilavı tarifiydi. Şimdi güzelce kaynayacak. Daha sonra demlenmeye bırakacağız bunu. Böyle fokur fokur ceylan gözü dediğimiz kıvamı alıyor şu anda. Bu yaklaşık 6-7 kişilik bir pilav. Bol bol doya doya yiyebilirsiniz. Evet, şimdi fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi kapağını da kapatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika böyle altını kısacağız, kaynayacak. Evet, pilavımız artık suyunu çekti kısmen. Şöyle ceylan göz dediğimiz olay olunca son bir kez daha karıştırıyoruz. Bakın artık suyunu yavaş yavaş çekmeye başladı. Bu aşamadan sonra, yani suyun tamamen çekmesini beklemiyoruz. Ceylan göz olduğu için ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Demlenmeye bırakıyoruz. Ceylan göz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ve altını da kapatıyoruz. Yaklaşık 30 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. 30 dakika sonra pilavımızı kapağını açacağız. 1 dakika kadar dinlendi. Şimdi kapağını açtık. Tabağımıza şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle bulgur pilavımız güzelce hazırlandı. Demini çekti. Bakın şöyle güzel bulgur pilavımız. Buharın kokusu, şu aroması çok güzel geliyor. Evet, şöyle tabağımıza bir de alalım bulgurumuzu. Tel şehriyeli bulgur pilavı. Vallahi buharı öyle güzel. Bunun yanında bir güzel taze soğan ve domates çok güzel gider. Tabii etten bahsetmiyorum. Bunun yanında güzel bir kuzu tandır gider ama tabii ki imkanlar doğrultusunda. Evet, bulgur pilavımızı da hazırladık. Evde yapmış olduğumuz tel şehriyeli bulgur pilavı. Evet, bir dahaki tarifimizde görüşmek dileğiyle. Özgün Şef YouTube kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı ve de kızım neydi? Yorum atmayı. Unutmuyoruz. 5000 like yeter bize. Hadi oğlum be, 5000 like. Ya neyse, Eyüp Usta'yı kırmayalım. Adamları atıyorlar yani, bize de atmazsalar. Hadi senin hatırın için 5000 like atsınlar bakalım. Hadi, peki görüşmek dileğiyle.